Mevcut gündem üzerine böyle bir format çekmek zaruriyet haline gelmiştir. Biliyorsunuz ki gündem bayağı bir kalabalık. Buradan Nuri Bilge İlaniye ve Demir Zeki Kubuz'a teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bu formatı çekiyorum. Çok orijinal bir içerik olacak. Gündemin konuşulduğu bir video. Daha önce yapıldı mı? Benden gelmedim. Bu ikili neden kavga etti? Den önce. Bu ikilinin kavgasını hepimiz uzun süredir bekliyorduk ve ne kadar şaşırtıcı kavga ettiler Türkiye'de de hiç olmaz bu yani Dikkat edin Türkiye'de Herhangi bir kategoride bir endüstride En iyi iki kişi olarak gösterilen kişi Bu iki kişi Başta arkadaşlardır sonra birbirlerine girerler Bu hiç şaşmaz bu sürekli olur yani Sagopa ceza mesela Bir zamanlar çok yakınlardı sonra birbirlerine girdiler Neden? İşte yok o bunu lollipop reklamında oynadı Yok ona giydi yok koleraya mal dedi bücür dedi Abi yapmayın Gerçi bu ikisi de Düşünsenize ne kadar hızlı kavga ediyordur. Ben Lollipop reklamını oynamadım anlatabiliyor muyum anlatabiliyor muyum? Peace. Erdoğan FETÖ mesela. Nuri Zeki kavgası. Ahmet Çakar Erman Toroğlu kavgası. Yıldız Tilbe Sezen Aksu kavgası. Aşk olan dinlerin jeli kavgası. Twitter efsanesidir ikisi de. Bir zamanlar birbirlerine borç alıp verip birbirinin pijamasını giyen en yakın iki arkadaş bir gün bir bakıyorsun birbirini taksiden atıyor. Türkiye'de bu sürekli tekrar eden bir olay yani. O yüzden Nuri ile Zeki'nin birbirine girmesine hiç şaşırmadım. Filmlerden öte karakter kıyası yapılıyor. Buna dikkat ediyorum. Karakter kıyasına girerseniz Nuri'nin kazanabileceği hiçbir savaş yok ortada. Zeki samimi diye falan değil sadece. Olayları dinleyince ki muhtemelen doğru. Hatta Zeki Demirkubuz muhtemelen azaltılmış halini anlatıyor bize. Bu ikili neden kavga ediyor? 2006 Antalya Film Festivali'nde başlıyor olaylar. Zeki de, Nuri de o sene film çıkarmış. Zeki Demirkubuz'un filmi Kader. Nuri Bilge'nin filmi İklimler. Nuri Bilge Ceylan o gün aşırı neşeliymiş, mutluymuş. Zeki Demirkubuz'un iddiasına göre o bir duyum almış. Çünkü o cemiyette tanıdıkları falan varmış. Bunun kulağına fısıldamışlar yani. Demişler ki senin filmin en iyi film ödülünü alacak. Sadece o değil bir sürü ödül alacak gibisinden bir duyum almış. O yüzden Nuri'nin ağız kulaklara varmış şekilde etrafta geziyormuş mutlu mutlu işte şampanyasını içip kahkaha patlatıyormuş. Keyfi on numaraymış yani. Zeki de garibim kuru pasta arıyormuş orada yani açık büfe varsa belki bir iki likör çakarız. Bedava maldan zarar gelmez kafasında gitmiş oraya. Gece başlıyor. Tam da Nuri Bilge Ceylan'ın tahmin ettiği gibi ilerliyor. Bu ikili önlü arkalı masada oturuyor böyle. Ödüller dağıtılıyor. Bir takvaya gidiyor. Bir iklimlere gidiyor. Bir oraya gidiyor falan. Bir iklimler ödül falan alıyor. Zeki Demirkubuz da hiç o oralı değil yani. Bir beklentisi de yok. Ödül de gelmiyor zaten. En son bir Ufuk Bayraktar'a en iyi oyuncu ödülü geliyor. Zeki o sırada orada değil yani. Kola kovalıyor o böyle. Şampanyanın zeytinlerini yiyor. Derken böyle tam en iyi film ödülü açıklanacakken Nuri Pat bayılıyor. Benim teorime göre Tam ödül açıklanacağı sırada kulisten bir bilgi geldi Nuri Bilge Ceylan'a. Çünkü bu özellikle sordurtmuştur. Garantici bir adama benziyor. Şş, emin misiniz lan ben mi alıyorum? Bir gidin bakın falan demiştir. Sonuç bir çıkıyor. En iyi film ödülü şey Kader. Zeki Dömir Kubus. Ana. Bu iki metre yatıyor abi yere. Bayılıyor. Zeki de ağız dolu kuru pastayla kardeşim ne oldu iyi misin gibi dalarken Zaten orada bir kalabalık oluşmuş. Nuri Bilge Ceylan'ı götürüyorlar. Zeki de ödül alıyor. Ödül de 230 bin dolar. Az buz bir şey değil. O zamanın parasıyla 300 bin TL. 300 bin TL'ye de istersen 5 tane ev alırsın, 10 tane araba alırsın, 2 de film çekersin yani. Öyle bir para. Hepsini aynı anda değil yani. Ya araba alacaksın, ya ev alacaksın, ya film çekeceksin. Yani. Abartmayın ama. Zeki akşamını arıyor abi Nuri Bilge Ceylan'ı. İşte oğlum ne yaptın iyi misin diye soracak iyi niyetiyle. Nuri Bilgeci ile açmıyor telefonu. Hoş arayıp tebrik etmesi de gerekir belki. Ama hastadır mı hastadır diye öyle bir şeye girmiyorum. Hani niye tebrik etmedi demiyorum. Normalde tebrik etmesi lazım. Belki tansiyonu hala düşmemişti. Bilemiyoruz artık oraları. Oralar kapalı perdeler arkasında yaşanan olaylar. Zeki çözmüş muhabbeti tamam demiş. Hani Nuri Bilge bana neden küstü ben az çok anladım ama emin de değilim. Ertesi gün işte ne oluyor? Zeki Demirkubuz'la Nuri Bilge Ceylan bir sokakta karşılaşıyorlar. Nuri Bilge Ceylan kafede çayını yudumlanıp söyleniyormuş. Tam o sırada Zeki Demirkubuz oradan geçiyor. Aa diyor oğlum ne yaptın İyi misin hani şekerin mi çıktı ne oldu bir kalp krizi mi geçirdin? Nuri Bilge Ceylan şöyle yapmış bak. bak mesela siz Zeki Demirkubuz'sunuz. Ben Nuri Bilge Ceylan'ım. İşte Nuri ne yaptın iyi misin? Böyle dönmüş. Zeki de diyor ki o an ağzına şapara şakasım geldi yani. Haksız mı? Asla değil. Nuri Bilge Ceylan'ın verdiği vibe üzerinden konuşuyorum. Tanışmıyoruz Nuri Bilge Ceylan'la. Buradan muhtemelen de videoyu izliyordur. Şöyle bir tipe benziyor. Hesaplı, planlı, takık, kasan. Anladın mı? sürekli böyle mükemmelliyet arayan bir tipe benziyor. Uzaktan görüntüsü bu şekilde. Zeki de tam aksi spontane yaşayan doğal bir adam. Yani bu ikisi hayatınızda olsa size soruyorum. Borç istemek zorunda kalsanız hangisini ararsınız? Zeki abinizi ararsınız değil mi? Çünkü Zeki kendine abi dedirtecek bir adam. Babacan bir tavrı var. Nuri Bilge Ceylan'a abi demeye dilin gitmez yani. Bey dersin. Nuri Bey dersin. Sokakta görsen fotoğraf çek gitmek istesen mesela bir düşünürsün lan şimdi tersler mersler hani olur ya öyle tipler ünlüler. Zekiye ise tereddütsüz gidersin hatta makaranın muhabbetinin falan dibine vurursun. Zaten politik açıdan da ben Zeki Demir Kubuz'a daha çok yakınım. Neden? Adam küçükken sosyalistmiş. Ee, işte Gezi Park eylemlerine katılmış. Solcu zaten ağır bir şekilde. Ve bunu çekinmeden ödül konuşmasında olsun, filmlerinde olsun net bir şekilde ifade eden bir adam, hiç kaçmayan bir adam yani. Nuri Bilge daha böyle kaçamak, hani imalı tweetler, anladın mı? Bu filmde bir detay, hani Türkiye'nin halini özetleyen bir detay. 10 kez izlesen anlamazsın amına koyayım. Bu ikilinin tekrar barışmasını ister miyim? İstemem. Çünkü ben kendi hayatımda Nuri Bilge Ceylan gibi bir arkadaş istemem. Bazı iddialar var, çok vahim. Zeki Demirkubuz diyor ki ben işte Yılmaz Güney'in Baba filmini önerdim. Böyle böyle bir film var dedim. Çok iyi dedim. Daha sonradan bunun çakması bir filmi çekiyor Nuri Bilge Ceylan. Bir röportajında muhabir diyor ki ya bu film işte Yılmaz Güney'in baba filmine benziyor. Yani oradan mı esinlendiniz? Nuri de diyor ki ben o filmi daha önce hayatımda duymadım. Aa. Tam da Nuri Bilge Ceylanlık bir hareket. Nuri Bilge Ceylanlık derken bir kategorizasyon olarak düşünün. Nuri Bilge Ceylan profili düşünün kendini küçük düşürmemeye çalışan bir adam olarak düşünün. Bunu söylemesi çok doğal, hoş. Evet ben o filmden etkilendim dese ne kaybedecek hiç. Ama o kadar plancı ve hesaplayıcı ki oluşturulmak istediği figüre zarar gelsin istemiyor anladın mı? Ben orijinal biriyim tribinde. Filmsel olarak ikisine de eleştiride bulunmak istiyorum. Bak kızılcık şerbetini ben içerim. Ben konuşmaktan korkmam. Yarın öbür gün işte Zeki Demir Demirkubuz senden film teklifiyle gelir. Nuri Bilge Ceylan bir filmde oynatmak ister. Sakın bunları konuşma falan demeyin bana abi. Ben kendi tutamam bu konularda konuşurum. İkisinin de filmografisini rezalet buluyorum. Ha, söyledim rahatladım ya. Meydan boş diye bu ikili en iyi ikili. Asla kötü yönetmenler değiller, asla kötü senarist değiller. Bu işin teknik adamlar usta zaten. Ama klasman olarak neredeler? Ben onu tartışıyorum. Bence çok da iyi bir yerde değiller. Cesur değiller bir kere. ...yeni bir şey denemiyorlar. Sürekli aynı boku yiyorlar yani. Zeki Demirkubuz'un bütün filmleri kader filmindeki evrende geçiyormuş gibi. Yani bir Ufuk Bayrakları'nın oynadığı Bekir rolünü anlatıyor. Bir de aynı evrenden işte başka bir semte geçip... ...üçüncü sayfadaki işte intihar etmek isteyen adamın... ...sefil adamın hayatını anlatıyormuş gibi. Oradan farklı bir filmde yani sürekli aynı evrende benzer hikayeler. İşte ülkemizden hikayeler. İşte toplumun sorunları falan. Genelde aynı şeyleri işliyor. Ben istiyorum ki Zeki Demir Kubuz hazır böyle bir kalemi varken sürekli buhran izlemediğimiz yerlerde kaçamak kaçamak bunları verse bence çok daha iyi bir film ortaya çıkar. Ama böyle bir şeye niyeti yok. Öyle bir şey kovalamıyor. O yüzden benim film ve işte sinemacılık yönetmenlik konusundaki asıl eleştirim Nuri Bilge Ceylan'a. Çünkü o top class olmak isteyen bir adam. Ya işte bazıları şu yorumu yapıyor. Nuri Bilge Ceylan'la zeki kıyaslanmaz. Neden? Şimdi i̇şte Nuri başka bir seviye abi. Allah Allah. Niye? Abi adamı Tarantino alkışladı daha ne olsun? Aynı Tarantino Margot Robbie'nin ayakları dayalı daha bırakır. Ne alaka yani? Sadece Nuri Bilge Ceylan'a yapılabilecek tek olumlu filmleri açısından diyebileceğim şey bir önceki filminden daha iyi olmaya çalışıyor bu adam. Orada hakkını vereyim ama top klas yönetmenlerin filmografisini bir dökün önünüze. Böyle bir açın bakın. Deyin ki ya bu adamın şu iki filmi birbirinin kopyası. Bulamazsınız. Top class olmak yeni şeyler denemektir. Top class adam cesur olur. En iyi olduğu şey değil. En iyi olmak istediği şeyi yapar. Bir tweet vardı. Artık şaka mıydı gerçek miydi? Bak onu bile anlayamıyorum. Nuri Bilge'nin ekibinden bir kameraman 650 saat boyunca taşrayı çekmiş. İşte dağ taşı çekmiş falan. Niye diye sorulduğunda demiş ki Nuri Bilge Ceylan her filmde ben bunları kullanırım. Sen çek demiş. Böyle bir söylenti var. Bence doğru değildir ama doğru olabilir ihtimali bile ürkütücü yani anladın mı? Doğru olabilir çünkü böyle bir şey. Zeki Demir Kubuz'a sesleniyorum. Yer 6-2'yi çektikten sonra yönetmenliği bırak gel Beşiktaş'ın başına geç. Sonuçta yönetmensin değil mi? Yönet Orada da bir şeyleri yöneteceksin ama koyayım. Soyun odasına bir göz duman altı anlamına koyayım. Ver abi ekrana diğer gündem tweetini gönder gelsin ne varmış bakalım. Sam Owens'ın girişimi bir yılda 30 milyon dolar değeri ulaşmış. He, adamın bir rutini var bu rutinle 30 milyon yapmış. Hmm. Bakalım rutine. Sabah rutini olarak 6.30'da kalkıyor 7'de spor salonuna gidiyor. Ne ara kahve sigara yaptın mesela? Yarım saatten uyandıktan yarım saat sonra nasıl spor salonuna gidiyorsun? Orası bir soru işareti mesela. 8'de duş kahvaltı, 8.30'da meditasyon, 9'da çalışmaya başlıyor. Ha, 4 saatlik bir deep work yani kafayı oraya veriyor. Sonra bir yarım saat mola yarım saat molada yemek yiyor ki hizmetçi falan var evinde herhalde yarım saatte ya da labne reçel yiyordur. Bilmiyorum artık. O kadar kısa sürede yemek hazırlamak çok zor abi. 6 saatlik çalışma sonra 20 dakikalık yemek molası. Tekrar 2 saatlik çalışma. Ertesi günü planlıyor. Duş alıp rahatlıyor. Okuyor. 11'de uyumaya gidiyor. He, biz bunu yaparsak 30 milyonluk adam oluruz. Bu rutine uyarsak. Hmm. Bu rutin çok önemli. Hayatımızı bu rutine adamalıyız diyorsun. 12 saat çalıştın. Bir de deep work. Normal bir çalışma da değil. Diyor ki lak lak yapma deep work yap. Ha tamam. 1 saat değil 2 saat değil 4 saat değil 12 saat. Günün 12 saati çalıştın deep work. Ha. 30 milyon kazandın. At kafası. Sen bu 30 milyonu nerede harcıyorsun? Rutine bak dışarı çıkmıyorsun amına koyayım. 30 milyonu alsan alsan dolma kalem alırsın. Yeni defter alırsın kendine. Çalışma masanı yenilersin. Lan dışarı çıkmıyorsun. Ne zamana kadar bu rutini yapacaksın? 100 milyona ulaşınca duracak mısın? Nah durarsın. Hangi zengin 100 milyonda durmuş? Bana bir tane zengin söyleyin. Ben bir tane biliyorum bunu yapan. Belli bir servete ulaşıp tamam abi ben artık çalışmıyorum artık anı biriktireceğim diyen bir tane adam var. O da GOG kitabı var. Gok diye bir adam. O da hayali bir karakter amına koyayım. Bunu gerçekte yapan bir tane bile zengin yok. Elon Musk 56 kaç 56 milyar doları var bu adamın. Bir numara değil mi? Adam rahat para harcayamıyor. Neden? Yemek yedi, hesap mı geldi? Kafada bir baloncuk yanıyor. O liste geliyor aklına en zenginler listesi. Hemen peşinde Warren Buffett. Onun arkasında Jeff Bezos. Hesabı ödeyemem diyor. Adam rahat rahat para harcayamıyor. Neden? hayatındaki tek amacı bir numarada dünyanın en zengin adamı olmak. Şimdi yarın öbür gün bu düştü 15. sıraya. İntihar etmez orospu çocuğu. Şimdi diyeceksin bu rutin sadece para değil sana işte prestij getiriyor, saygınlık getiriyor. <laughs> Evden çıkmıyorsun ki aman okuyayım. Nerede göreceksin bu saygınlığı? Like mı atacaklar sana? Story atacağın yanıt mı verecekler? Görmediğim saygınlığı ben aman koyayım. Bakın bu rutinleri paylaşıp hani çok çalışırsanız olur gibi sikik bir mavra atıyorlar. Bunları yemeyin arkadaşlar yemeyin. Çok çalışmanın, çok para kazanmanın prestijin sınırı yok. Aç gözlü olmayın. Beklentilerinizi ona göre düzenleyin. Şimdi diyeceksiniz ki senin önerin ne? İşte topluca örgütlenip silahlanıp zenginleri mi sikelim? Onların parasını mı çalalım? Bunu mu öneriyorsun? Hayır arkadaşlar ben asla böyle bir şey önermiyorum. Allah çarpsın böyle bir şeyde gözüm yok. Benim bu arkadaşa tavsiyem dursun. Madem 30 milyon oldu bak bu rutin işe yarar. 30 milyonu elde edince. 30 milyon gayet iyi bir para. Bu 30 milyonun var git bir araba al arkana yaslan. Evin en iyisini al diyemezsin bu adama neden biliyor musun? Der ki o eve 2 milyon dolar vereceğime şu borsada şu kağıda girerim falan. ve Kafa böyle çalışıyor anladın mı? Nasıl daha fazla para yapabilirim? Bana 30 milyon ver. De ki bunu katla. Ne katlamasam onu koyayım deyip yemeye başlarım yani. Sikerim ne katlayacağım. Çalışırsam orası bu çocuğu ya. Ver abi diğer tweet'i neymiş görelim yapıştır ekrana. Bence yakışıklı güvenlik çok iyi biri. Yakışıklı güvenliğin iyi bir olmasından öte güven veren bir adamdır. Herkesin hayatında olması gerekir. O adamın evine misafirliğe gittiğini düşünsene. Hayatının en güzel günü olur muhtemelen. Değil mi? Muhtemelen %100. Kapıyı çalarsın. O kapıyı açar direkt bir şaka yapıştırır. O şakayı 5 dakika önce hazırlamıştır o şakayı duyar duymaz neşelenirsin. kahkahaya basarsın apartmanına böyle tamam sessiz ol falan dersen içeri sokar. Salona yönlendirir çünkü evin diğer bütün odaları buz gibidir. Bir tek salon sıcaktır. Merhaba yenge dersin girersin işte salona oturursun. işte sohbete başlayayım derken dur kardeşim çay gelsin öyle sohbete başlarız der. Açar oradan o sesi yandan ses yapar o, o sesin verdiği huzuru yakaladın değil mi? Çaylar gelir Çayla birlikte meyve tabağı gelir. Hiç hayatında karşılaşmayacağın bir hizmetle karşı karşıya gelirsin. Meyve tabağı gelir dediğim çok bir şey bekleme. Portakal, mandalina. Yeni maaş aldıysa muz bir de. Kuru yemiş tabağı gelir. Kuru yemişte de kaju badem bekleme. Beyaz leblebi. Ama orada beyaz leblebi yiyeceksin. O tadı başka hiçbir yerde bulamazsın. Sohbet sohbeti açar. Zaten özel güvenlik olduğu için bu adam neler neler yaşamıştır. Görmüş geçirmiş bir adamdır anlatır. Vay be dersin abi neler yaşamışsın. Sizin meslek de çok tehlikeli dersin. Bunu gazlarsın. Çünkü hikayeleri ufak ufak kolpadır. Yakalarsın onu. Az buçuk sıka, sıka sıka ilerliyordur abi. Bir, biri beş anlatıyordur. Abi dersin işte sizin meslek çok tehlikeli. Böyle bir gerinir. Dizini siler. Ekmek parası kardeşim ne yapalım der. Rollenir. Sonra zamanın nasıl geçtiğini anlamadan bir bakmışsın. Saat 11.30-12. Bunların uyku zamanı. Eşi zaten ufaktan esnemeye başladı. Nasıl kaçsam nasıl kaçsam gidesin de yok biliyor musun? O saatte minibüse binesin yok. Kalmanın yollarını arıyorsun. Abi beni bırakır mısın diyorsun. O da diyor ki nereye gidiyorsun oğlum kalıyorsun. Abi gideyim beni bırakır mısın? Hani diyorsun. Bilmem yapsak mı? Diyor. Pek mümkün gözükmüyor diyor. Bunun üzerine eşi arka odaya gidiyor. Biliyorsun bir şeyler oluyor. Bir şeyler ters gidiyor yani. O muhteşem hava gergin bir havaya yerini bırakıyor. Bu yakışıklı güvenlik işte şarj atımı alayım gibi bir bahaneyle içeri gidiyor. Yenge bunu yakalıyor koridorda bir odaya çekiyor. Niye elin adamını bizim evde kal Niye ısrar ediyorsun? Adam gideceğim diyor falan diye bunu darlıyor böyle. Yakışıklı güvenlik de bak onun ayda yılda bir birisi geldi misafiri nasıl kovayım bu saatte falan filan. Sen de bunları duyuyorsun. Rezalet bir ortam oluşuyor senin için. O ses Türkiye'nin sesini açmaya falan çalışıyorsun. Yakışıklı güvenlik geliyor. Hiçbir şey çaktırmamaya çalışıyor tabii hani. Ama biliyor da o konuşmaları duyduğunu biliyor. Kardeşim işte ben şimdi sana efsane bir yatak açacağım diyor. Dünyanın en temiz, en rahat yatağını açıyor sana. Sen de az önceki konuşmaların altında kalmamak için hani tabağını götürüp yıkamaya çalışıyorsun. Rezil bir deneme, rezil bir teşebbüs. Yenge zaten izin vermiyor. Yok yok bırak ben yaparım diyor gülümser bir yüzle ama o gülümsemenin altındaki az önceki konuşmayı kafanda yankılatıyorsun yani sürekli aklında o konuşma var. Biliyorsun ki bu kadın seni istemiyor aslında orada. Sana yatağını hazırlıyor böyle şey pijama getiriyor. Bak kardeşim bunları ben tasarladım diyor. Tasarladım dediği de siyah düz eşofmanın üstüne özel güvenlik şeyi yapıştırmış. Minimal seviyor demek gidiyorsun Üstüne çekiyorsun. Müthiş bir rahatlık. Uzandın. Artık gitse de uyuyayım diyorsun. Hani tamam muhabbeti sarıyor ama git de uyuyalım diye düşünüyorsun. Bu diyor bak bak diyor bu çocuk geçen tur çok iyiydi diyor o sesi gösteriyor. Allah kahretsin diyorsun bir şarkı daha burada takılacak uyuyamayacağız diyorsun. Her şeyin tamam mı her şeyin yerinde mi diye 2-3 kere daha kontrol ettikten sonra nihayet ışığı kapatıp kapıyı çekip gidiyor. Sen de böyle karanlıkta böyle son bir işte TikTok izleyeyim birkaç tane deyip açıyorsun çat 10 dakika sonra geldi. İşte düşündüm de beraber yatalım dedi yenge göndermiş az önce tartışmışlar hani. bunu çaktırmamaya çalışıyor ama çok net yani yataktan atmış yani yenge bunu senin yanına geliyor kardeşim zaten ayda yılda bir gün geliyorsun bize kalıyorsun beraber yatalım dedim diyor sen de sanıyorsun ki çekyat değer bam senin yatağına atlamasın mı abi ayak uçlu mu yatsak falan diyorsun duymamışa veriyor D-Max açıyor televizyondan ikinci el krallarını açıyor Yarım saatte o adamı övüyor. Sen artık uyumak istiyorsun. Nereden geldi bu adam falan diyorsun ama içten içe diyorsun ki bu adamın şu an burada olması bana güven verdi. Anlıyorsun ki o gözlerinin ufaktan böyle uykuya doğru gitme sebebi o adamın çevreye yaydığı kendi yer çekiminin oluşturduğu bir güven duygusu. Bir insan bir misafirlikten daha fazla ne isteyebilir? O gün hayatında geçirdiğin en iyi gün değil de nedir dostlar? Gelsin abi diğer tweet. Kit Kadi Kanye West barıştı. Nihayet Kit Kadi denen... Şimdi ağzımı açmayacağım. Kit Kadiye çok büyük saygımız vardır. Bizim hayatımızı kurtaran adamlardan birisidir Kit Kadi ama... Kanye West'e büyük ayıp etmişti. Neden? Kim Kardashian'la Kanye zaten evliydi. Sonra bunlar ayrıldı. Pete Davidson diye bir lavuk... Kim Kardashian'la sevgili olmaya başladı. Ki bu lavuk... Önceden de bu tayfanın arkadaşıydı. Yani Kanye, Kit Kadi. İşte Kim Kardashian, Pete Davidson, Timothy Chalamet bunlar beraber takılıyordu tamam mı? Bu orospu çocuğu misafirliğe gittiği evde bir zamanlar misafirliğe gidip yenge dediği kadına daha sonradan sevgili oldu. Açık kendini açtı işte sevolak mı dedi sevgili oldular. Kanye'de doğal olarak Pit Davidson'a çok sinirlendi. Anasına sövdü. Kit Kadi'nin de Pit Davidson'la arasını açmasını istedi. Bence çok doğal bir istek. Hiç gericilik mericilik değil. Ben zaten arkadaşımın eski sevgilisinin yeni sevgilisiyle takılmam. Arkadaş olmam. Eskiden bir arkadaşımız varsa da keserim. Bu çok net. Çünkü bros before hoes. Kit Kadi görüşmeyi kesmeyince Kanye dedi ki senin de ananı sikiyim. dedi. Birebir böyle dedi. Paylaşımla. Kit Kadi dedi sen mi yavşaksın dedi. Biz ikimiz müzik endüstrisini beraber kurduk. Rap'i biz yarattık. Sen şimdi Pete Davidson gibi biri için beni mi kenara atıyorsun dedi. Yüzde yüz haklı. Ağır bir kit kadıcıyımdır. Ama burada Kanye haklı. Ya Pete Davidson hayatında olsan olur? Timothy Chalamet hayatında olsan olur? Bunlar geçici tipler zaten yani. Et, etrafında olmasını istemeyeceğin tipler. Böyle bunlar şey gibi. Yörüngene ara ara giren tipler gibi. Bak ünlü ol, bir gün ünlü olursanız anlayacaksınız. Bir yörüngeniz var ya ara ara birilere girip çıkıyor sürekli işte aa bizim işte bizle bir iş yap bizle ajans yap gel podcast başlayalım falan 100 tane teklif geliyor size şimdi yani camiada olduğum için biraz şey yapıyorum ya Kit Kadin'in bu filtreyi koyması lazım ha demesi lazımdı ki tamam abi bu adam Pete Davidson gelip geçici bir adam Kanye West benim uydum abi uydum yörüngeye girip çıkan bir gezegen değil uydum direkt ben bu adamla beraber büyümüşüm beraber mü muhteşem albümlerde işte muhteşem şarkılarda, ikonik olaylarda beraber yer almışım. Kanye için ben Pete Davidson'la aram bozarım demesi gerekiyordu demedi. Ha Kanye ile arkadaş olmak kolay bir şey mi? Asla değil. Asla değil. Beraber abi. Gönder haberi. İyilik maçında işler beklendiği gibi gitmedi. Kanye tekerlekli sandalyedeki çocuklara 106 sayı bıraktı. Bu haber Kanye bunu yapmadım ne? Kanye bunu yapmadım de lütfen. Hadi Kanye bunu yaptı. Rakip takım siz armut mu topluyorsunuz zamanı koyayım? Engellilerin şerefini kurtarmak adına iki sayı bırakamadınız mı? Ben böyle bir şey gör. Ben mesela o takımda olsam, engelli olsam, çocuk olsam, tek sandalye olsam. Yanıma da dört tane adam verseler. Şöyle, şöyle mesela 60 gibi yapıp. Anladın mı? Kanye uçtu. Kenara verdim o yapıştırdı. Bu abi bu çok zor bir şey değil yani iki sayıcık. Bunların muhtemelen morali bozuldu abi. Mor yani demoralize oldular. Bunlar maça çıktı. Bunlar şey sanıyor işte Kanye ile beraber poz vereceğiz. Bir ondan atacak. Biz bu bir biz atacağız falan. Kanye Hall of Fame performansı gösterince bunlar yıkılmış, dağılmış yani. Bir de Kanye tek başına yani işi bir süre sonra şova dökmüştür. Şimdi engelli tamam rakip takım engelli olabilir. Çocuk olabilir ama Kanye de normal bir insan değil ki o da engelli. 106 sayı bırakmak ne demek ya dalga mı geçiyorsun abi? Bir de bu bunların üstünden zıplayarak turnike bırakarak şekil şekil yapmıştır yani. Trash talk yapmıştır. Of. Neler neler söylemiştir bu çocuklara. Bu maçı kim ayarladı amına koyayım? Daha da ötesi ilk yarı bitti mesela 60-0. Niye ikinci yarı var amına koyayım? Ben onu anlamadım yani. Bir kenara çekip konuşun ya. Aman koyayım ne yapıyorsun Kanye Bey'in? Dallamıyor. İyilik maçı lan bu falan deyin yani. Hayır bu maçın rövanşı da yok ki. Hadi diyelim Kanya böyle bir bok yedi. 106-0 yendi. Kanya'ya ye gittin dedin ki ya bu maçın rövanşı olacak. Gerizekalı Sen niye adamlara 106 sayı atıyorsun? Bu iyilik maçı yani. Adamlar iyilik maçının ötesinde. Engelli ve çocuk. O yüzden bir maç daha ayarlıyoruz. Bu sefer kendine hakim ol. Düzgün oyna. İşin kötü yanı. Kanye tamam der. Sahaya bir çıkar bu sefer 130 atar. Allah Allah ya. Maçtan önce yere cila çeker. Engelli çocuk böyle turnikeye doğru giderken pish, soyunma odasına kadar of çok korkunç görüntüler çıkar yani ortaya. Kanye'nin hile yaptığını da düşünüyorum. Baskete giden çocuğun tekerini patlatmak. İşte o sabitleyici oluyor onlar da biliyor musunuz? Böyle düşün adam tam smaça gidiyor. Smaça gitmiyor da üçlüye kalkıyor böyle. Hızını almış, son sürat gidiyor. Kanye o tuşa basıyor, abi tak. Çocuk uçuyor falan. Of çok kötü ya. O stadyumu dolduranlar ne düşündü yani? Ole mole çekmiştir bu yavşak Amerikalılar. Gerçi onlar da şok olmuştur ama ne koyayım, düşünsene yani. Cık. Vahim bir olay. Korkunç bir olay. Kit Kade haklıymış ya. Yani bu adama nasıl arkadaş olacaksın ki? Adam engelli... ...çocuk takım. Sıkıyorsa Türkiye Milli ta Ampute takımına karşı olsaydı sayıya at Kanye efendi, ha? Bulmuşsun çoluk çocuk engelliyi. İlla engellilerle maç yapacaksan bizim Türkiye milli takımı seni haşhaş eder yani. Onu söyleyeyim baştan bir kere. Orada o çocuklara karşı oynamak kolay. İnsan böyle dostane görüntüler verir. Rakip takımdaki engelli çocuğu böyle yardım edersin. Sayı atmasına yardımcı olursun falan. Bu kaldırıp bu çocuğu smaç basmıştır yani. Gel bizim ampute milli takımı yap. Biz ampute milli takımı da dünya markasıdır. Türkiye milli ampute takımı. Başarıdan başarıya koşuyor. Sıkıyorsa Gel bizimkilere karşı oyna Kanye. Bir de çocukların muhtemelen Amerika'da make wish hani son bir dileğin var mı gibisinden bir kuruluş var ya. Çocukların muhtemelen son dileği Kanye ile böyle bir basket maçı yapmak yani. Sen ne kadar rezalet bir adamsın ya. Allah senin benanı versin Kanye West. En sevdiğim çiçek Kasımpatı. Orospu çocuğusun Kanye Batı.